Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Yorkshire'in geçen sefer billboardunu yapmıştık. Şimdi yine billboard yapacağız fakat bu sefer bu otobüs duraklarında ya da yol kenarlarında olan dikey olan billboard'dan yapacağız. Onlara raket deniliyor. Raket billboard yapacağız diyebiliriz. Şöyle geçen hafta mı yapmıştık? Artık ne zaman yaptıysak tam hatırlamıyorum. Geçen sefer yaptığımızın dikeyini yapacağız. Çok uzatmayacağım. Aynısını alıp orada da kullanacağız çünkü. Hani farklı bir şey yapılır mı? Yapılır. Sadece işte ölçüleri falan hani görün bilin diye bir de yapacağız falan demiştim. Şimdi sözümüzde durmuyormuş gibi olmasın. Aynı şeyler kullanabiliriz. Hani kullanılır. Hani niye kullanılmasın? Ekstra bir sürü şey yapmanın bir mantığı var mı? Çok da yok. Şunu kapatalım. Şimdi şu burada kenarda dursun. Burada da aynı şekilde şöyle bir 10'ar santim kadar boşluk bıraksanız yeterli olur bence. Hani hatta fazla bile. Hani şöyle boşluk bıraksanız yeter. Bu dışındaki çerçeve değil. Hani yanlış anlaşılmasın, o görünen alan dediğim şey dışındaki çerçeve değil. Çerçeveyle bağlantısı var. İşte o çerçeve biraz böyle içe arada mesafe var ya, işte yan açılardan falan karşıdan baktığınızda o çerçeve sizin yaptığınız işi kapatmasın diye yaptığımız bir alan. Kesim payı falan da değil. Ha, bu çerçevenin ne kadar işte ortasında olursa o da bir kesim payı kıvamında bir şey ayar yapmış oluyorsunuz aslında. Ama hani kesim payı falan değil, bu çerçeve de değil. Hani çerçeveden uzaklığı, hani yandan hafif açılı baktığınızda görüntü kesilmesin diye yapılan bir şey. O da aklınızda bulunsun. Tam olarak hani kesim payıdır diyemeyiz. Ya da diğer şey diyemeyiz. Şimdi grupmuş. İyiymiş. Abicim, şimdi şunu bir şuradan keselim. Şunu da alalım. Ben keselim. Aynen. Şuraya bir yapıştıralım şunu düzgünce. İyice sinirlerimi bozdu. Şimdi bunun tamamını alamayacağımız için şöyle küçültelim orantılı. Şöyle ne kadarını alırız? Şöyle şu kısmını alalım. Bu kısmını kullanalım. Hemen şuradan bir tane rectangle alıp kutucuk çizme aleti de diyebiliriz buna. Zaten bence tam bildiğimiz kutucuk çizme aleti ismi. Şöyle grup yapmıştık zaten. Kırpma maskesi oluştur diyoruz. Şimdi şunu şöyle küçültelim. Bu daha önce de en üstteydi. Şimdi de en üstte olsun. Şöyle yerleştirelim bunu. Sonuçta açılıyor olduğumuzun bir başlığı. Şöyle bunu da orta kısma yerleştirelim. Şöyle alta sosyal medya ikonlarını falan koyacağız. Şöyle bunu da buraya alalım. Fark ettiyseniz diğer işlerde yaptığımızdan bile fazlasını yapmadım. Yani alıp yerleştirdim sadece. Logoyu da alıp şuraya yerleştireceğiz. Peki şimdi bu video bu kadardı. Madem niye üstüne bunu orada anlatmadım? Valla ben de bilmiyorum. Hani daha farklı bir şey yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Hani işi değiştiririz de kuzu pizzolu yanına farklı bir şey koyarız. Bu tamamen tercih meselesi. Hani bunu yapıp sizin başınızı arttırma diyecek bir şey değil. Billboard hani önemli bir reklam alanı, herkesin görebileceği bir şey ve çoğu işletmeyi falan bu şekilde takip edebiliyoruz. Çünkü billboardları hep gözümüzün önünde, aa diyoruz abi yeni bir mekan açılmış diye baktığımızda hani bu dikkat çekiyor, yeni bir mekan açılmış diye oradan öğrenebiliyoruz. Hani Instagram'ın falan haricinde yeni açılmışsa ben pek
Instagram'da görebildiğimi düşünmüyorum. Çok görünmüyor işte, takipçileri az oluyor filan. Ama billboardlarda işte mekan açılıyor, işte şurada harita filan da ekleyebiliriz. Aslında bu da güzel bir şey. Şöyle köşeye bir harita gibi bir ikon filan ekleyebiliriz haritanın üstünde. Hani caddeyi, sokağı gösteren. Yanında yakın işte mesela ne olabilir? İşte banka vardır, yakınında otel vardır, hani bilindik yerler vardır, onları falan eklediğiniz küçük bir harita olabilir. İnsanların işletmeyi daha kolay bulabilmesi için. Hani burada yaptığımız şey zaten hani fikir. Yani bir de nasıl yapılıyor, ölçüleri neler? Ölçüler, bu arada başta göstermedim sanırım. Şöyle şuradan bakalım. 1185'e 1750 oranında bir ölçü var. Markadan markaya değişebilir. Hani o da zaten hani 10 santim 20 santimlik bir fark olur diye düşünüyorum. Ya da çerçeveleri daha incedir. Hani size daha görünür bir alan veriyordur. O yüzdendir. Çok fazla değişmiyor ölçüler. Hani hemen hemen aynı ölçüler oluyor. O yüzden hani hangi billboard'a çalışacaksanız zaten hani öncesinde bir anlaşma yapmışsınızdır işte, yani billboard'u ne kadar yapıyorsunuz, şu kadar para mı, bu kadar para mı diye. Bunu hani bitirdikten sonra yazılarını falan convertleyip farklı kaydettiğim şöyle PDF ya da EPS formatında kaydetmenizi tavsiye ederim. Şöyle kaydedip geçiyorsunuz. Abi bu kadar. Hani zor bir yanı yok. Bunu aslında mockup'ını da yapabiliriz. Şöyle Photoshop açalım. Bunun mockup'ını yapalım madem. Yaptık bir hayır. Hem videoda kısa olmasın, biraz uzasın. Bunun mockup'ını da yapalım. Mockup'ını da görelim. İyi olur. Hem Photoshop'la etkileşimli çalışmış oluruz. Illustrator'ı. İkisi beraber çok uyumlu, güzel çalışabiliyor. InDesign kullananlar bilirler. InDesign'da bu özellik vardı işte, görüntüyü InDesign'ın içerisindeki görüntüyü Photoshop'ta falan düzenleyebiliyorsunuz. Bu InDesign kullananlar bilirler diyorum. Bu daha öncesinde de Illustrator'da vardı. Fakat InDesign kullananlar o özelliğini daha çok kullanıyorlardı. Yani InDesign'da çok ama Illustrator'da çok gerekmiyordu diye düşünüyorum. Burada da daha öncesinde hediye etmiştik yaptığımız çalışmaları. Onlar da duruyorlar. Şöyle billboard olarak şu varmış. Bunu kullanabiliriz. Şurada evet. Raket görüntüsü var. Şuydu sanırım. Şöyle şu görüntümüzü alalım. Kopyalıyoruz. Ctrl ile C ile. Ve Ctrl ile V ile yapıştırıyoruz buraya. Gelmesi biraz uzun sürebilir. Hani yüksek çözünürlüklü fotoğraf falan var. Biraz bekleyelim. Şurada piksel yazıyor. Akıllı nesne yaparsanız aynı Photoshop'taki akıllı nesne mantığıyla çalışıyor. Fakat akıllı nesne yaptığınız zaman biraz daha ağırlaşıyor veri. O yüzden pek tavsiye etmiyorum. Piksel olarak çalışabilirsiniz. Hani kopyalayıp yapıştırıyorsunuz zaten. Yol olarak eklediğiniz zaman da hani o kalemle çiziyorsunuz ya, aynı onun gibi bir katmanla geliyor. Şekil katmanı da hani şuradaki şekil katmanı, şekil çizmişsiniz gibi bir katman geliyor. Fakat biz hani şöyle bir çalışma yaptığımız için biraz sorun çıkartacağını düşünüyorum. Biz şöyle bir çalışma yapacağımız için, yaptığımız için sorun çıkartacağını düşünüyorum. Akıllı nesne ve hani piksel, ikisinden birini seçebilirsiniz. Fakat pikseli daha iyi diye düşünüyorum. Ben genelde piksel olarak alıyorum hani objeyi ya işi. Şöyle şurada büyütmeniz lazım. Yoksa çözünürlüğü düşecektir. Şöyle normal boyutundan biraz yüksek büyük yapın ki küçülttüğünüz zaman çözünürlük düşmesin. Hatta bunu akın nesneye dönüştürün burada. JPEG halini. Çünkü eğip bükebilirsiniz. Tam olarak bizim ölçülerimize uymadığı için genelde işleri.
problem çıkabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Hatta şunu da alalım. Bunu da kopyalayalım buradan. Şöyle bunu da buraya yapıştıralım. Şöyle aynı şekilde bunu da büyük yapıyoruz. Şöyle yerleştirelim güzelce. Bunu akıl nesne olarak aldık sanırım. Aynen. Galiba. Emin değilim. Ne olarak almışız? Ha, yazmıyor. Güzel. Sanırım bunu akıl nesne olarak aldı. Az önce ona onay verdiğim için de şey yapmıyor. Çünkü evet, vektör akıl nesne oldu. Bu biçimdeyken mesela şurada bir değişiklik yaptığım zaman da burada güncelliyor. Hani fotoğrafı Photoshop'ta düzenleyip kaydettiğinizde Illustrator'ın içerisinde düzenliyordu ya, hani aynı şekilde Illustrator'ın içerisinde düzenlediğinizde de Photoshop'un içerisinde düzenliyor. Bunu mesela logolarda, logonun renginde, biçiminde filan işte Photoshop'un içerisinde çalışmak istediğinizde kullanabilirsiniz aslında. Güzel de olur. Hani logoların vektörel halini bozmadan mesela web sitesini yaparken, hani Photoshop'ta web sitesi hazırlayabiliyorsunuz, yani bunu web sitesi hazırlayanlar bilirler zaten. Logoları işte bazı vektörel işleri falan bunun içerisinde düzenleyip editleyebilirsiniz sitenin şeyine göre, ölçülerine göre, işte oraya kullanacağınız yere göre falan düzenlediğinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. Fakat ben bunu hemen katmanı rastleleştir diyorum ve şöyle normal standart, yani JPEG şeklinde kalsın. Çünkü öbür türlü beni yorar gibi geldi. Fark ettiyseniz şöyle shift'e bastığımda aynı ölçüler pek tutmuyor. Hani bayası dışarıda kaldı. Ha, bizim görüntümüzü bozmuyor. Zaten biz paylarımızı gayet fazla fazla bıraktığımız için çok sorun olmadı. Hani şunu da evet, buna göre biraz daha şey, hatta onu da eşit diyelim madem. Şöyle yapalım. Şöyle bunu biraz aşağıya alalım. Hani aynı gibi dursunlar, aynı hizada duruyormuş gibi dursunlar. Gerçeğinde zaten hani aynı kıvamda olacaklar için sorun çıkartmazlar diye düşünüyorum. Yani şöyle güzelce mockup'ımızı da yapmış olduk. Evet, hani kısa bir video oldu. Mockup'ını da yapmış olduk, onu da görmüş olduk. Bu kısımlarını da yayınlayacağım zaten. Bu mockup'ları internetten ücretsiz olarak çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hani işte billboard mockup yazdığınızda Google'a hani yüzlercesini bulabilirsiniz. Bu içlerinden benim hoşuma gidiyor. Hani işte karanlık filan, akşam vakti, ışıklı sanırım bunlar bir de. Bu benim hoşuma gidiyor. Müşteriye gönderdiğim zaman müşterinin de hoşuna gidiyor. Bunu JPEG olarak dışarıya çıkartıp işte WhatsApp'tan, mailden, artık neyle göndermek istiyorsanız müşteriye gönderirsin. Müşteri işi gerçeğini görmüş gibi hisseder. Hani işte ha, hani benim billboard'um bu şekilde görünecek diye. İşi görmüş olur. Nasıl olacağını görmüş olur. İkna etmeniz daha kolay olur hani müşteri anlaşma yaparken, hani tasarımı beğendirirken bu şekilde göndermeniz çok daha iyi olur. Bir arkadaşımız da zaten bu konuyla ilgili bir sorusunu sormuştu. Bayağı sorular sordu. İçinde bu soruyu da sormuştu, hani müşteri nasıl ikna ederim diye. Yanlış hatırlamıyorsam sağlık sepetim mi, öyle bir şeydi. Kanalın ismi o. Bir de kanalı var arkadaşımızın. Şurada yorumu da görürsünüz zaten. Aynı bu şekilde müşterilerinizi daha çok ikna edersiniz diye düşünüyorum. Hani sonuçta adam işini basılmadan önce bir ön görünüşünü görecek, nasıl olduğunu bir örnek yapmışsınız gibi olur. İyi olur. Evet, şöyle Illustrator'a dönelim. Sonuçta bu Illustrator eğitimi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoya da like atmayı unutmayın. Kolay gelsin.